Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka videoyla daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonuna yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir ve de abone olun yanındaki zil tuşunu açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yine farklı bir dip analizi videosuyla daha karşınızda olacağım. Bugünkü dip analizi videomuzda arkadaşlar yeni bilançosu açıklanan bir şirket üzerinden ilerleyeceğim. Ve bu şirketimizin arkadaşlar hem ödenmiş sermayesi düşük, hem de piyasa değeri düşük, hem de çarpanlarının yavaş yavaş sektörün altına geldiğini, ucuzladığını, hem de fiyat olarak da dip bölgelerde olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada şirketimizin finansallarına bakalım. Hisse detaylarına geldiğimiz zaman, endeksine baktığımız zaman, burada niye bunu yapıyorum? Bazı takipçilerimiz katılım endeksinde olup olmadığına dikkat ediyor. Ben de bu yüzden en başta söylüyorum. Baktığımız zamansa katılım endeksinde yer almadığını görüyoruz. Katılım endeksinin kodu nedir onu da söyleyelim. XK tüm arkadaşlar. XK tüm olur, XK 100 olur. Yani XK tümde ise asıl önemli olan katılım endeksinin içindedir. Şimdi burada finansallarına baktığımız zaman ve yeni bilançosuna baktığımız zaman öncelikle satışlarına bakalım. Satışlarına baktığımız zaman geçen seneye oranla 69 milyondan 108 milyona çıkardığını görüyoruz. Bu anlamda başarılı diyebiliriz. Satışlarına yıllıklandırılmış bazda bakarsak da 166 milyondan 347 milyona çıkarmayı başarmış. Bu anlamda da yine gayet güzel bir yükselişi mevcut. Favöklerine baktığımız zaman favöklerde 2 milyondan 10 milyona gelmiş. Bu anlamda gayet güzel bir büyüme var. Favöklerine yıllık bazda baktığımız zamansa bu sefer aynı şeyi söyleyemiyorum. Yani burada büyüme hızının yavaş kaldığını düşünüyorum. Ve baktığımız zamansa 14 milyon olan favök 2018'in son çeyreğinde 19 milyona gelmiş durumda. Burada ne yazık ki biraz büyüme hızı yavaş kalmış. Yani burada olumsuz bir yön olarak bu ise de söyleyebiliriz. Şimdi net kâra baktığımız zaman özellikle son 2 çeyrekte net kârlar gayet güzel gelmiş ve net kârımız geçen senenin ilk çeyreğine oranla 2 milyondan 23 milyona çıkmış durumda. Bu anlamda gayet başarılı olduğunu söyleyelim. Şimdi net kârlarına yıllık bazı bakarsak da 3 milyondan 48 milyona geldiğini görüyoruz. Bu anlamda büyüme anlamında özellikle son 2 bilançoyla birlikte gayet iyi büyüdüğünü görebiliyoruz. Şimdi net borca baktığımız zaman net borcumuz da 46 milyondan 69 milyona çıkmış. Yani burada ne yazık ki biraz yükselme var. Bunlar biraz iyi olan şeyler değil. Ama net borcumuz öz kaynaklardan düşük durumda. Yani burada bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Onun dışında net işletme sermayesine baktığımız zamansa 73 milyondan 117 milyona gelmiş. Bu anlamda gayet güzel. Ve net işletme sermayesinin de yine yıllar bazlı gayet güzel bir şekilde büyüdüğünü söyleyebiliriz. Şimdi öz kaynaklarına bakalım. Öz kaynaklara baktığımız zamansa 77 milyondan 123 milyona geldiğini görüyoruz. Bu anlamda gayet güzel bir büyümesi var. Ve öz kaynaklarına 2018'in son çeyreğinden itibaren baktığımız zamansa 22 milyondan 123 milyona geldiğini görüyoruz. Yani yaklaşık olarak 4,5 sene içerisinde gayet güzel bir büyümesi olduğunu yine söyleyelim. Ve son olarak da kaldıraç oranına bakalım. Şu anki kaldıraç oranıyla bir önceki kaldıraç oranı arasında ne kadarlık bir fark var? İnmiş mi çıkmış mı? Bunu da bir değerlendirelim. Öncelikle burada bir eksi parantez içinde 77.17 bölü 207.24 yaparak bir önceki dönemdeki kaldıraç oranı buluyoruz. Ve baktığımız zaman kaldıraç oranımız %62,76 olarak gerçekleşmiş bir önceki çeyrekte. Şimdi bu çeyrekte kaç olmuş? %62 olan kaldıraç oranı %54'e inmiş durumda. Bu anlamda yine kaldıraç oranı indirmiş. İyi bir
bilanço olduğunu söyleyebilirim. Kaldıraç oranı anlamında da. Yani genel anlamda Favök dışında büyümelerinin gayet iyi olduğunu söyleyelim. Bilanço da gayet güzel arkadaşlar. Yani şu ana kadar net borcun artması dışında ben bilançoda herhangi bir kötü bir şey göremedim. Yani bilançomuz gayet güzel. Şimdi burada Favök büyümesi sıkıntı dedik ve de şu ana kadar başka bir sıkıntısı yok. Şimdi sektörel bazı bakalım. Yani bilanço da gayet güzel. Şimdi burada bakalım ne tarz sıkıntılar var, ne tarz güzel özellikleri var. Şimdi öncelikle bu şirketimizin ödenmiş sermayesi 32 milyon TL ve holding sektöründe yer alan bir şirket. Yani holding sektörünün zaten ne kadar büyük bir sektör olduğunu ve 32 milyonluk ödenmiş sermayenin holding sektörü için oldukça küçük olduğunu söyleyebiliriz. Ve piyasa değerine baktığımız zaman ise 188 milyon TL ve holding sektörüne göre yine piyasa değeri oldukça düşük arkadaşlar. Yani lot ve piyasa değeri düşük olduğu için de patlama potansiyeli bir hayli yüksek. Tabi bu yeterli mi? Tabii ki de değil. Diğer özelliklerine de bakalım. Diğer özelliklerine baktığımız zaman ilk başta özelliğimiz halka açıklık oranı. Halka açıklık oranımız ne yazık ki biraz fazla durumda. %75'lik halka açıklık oranı hem %50'den fazla ki biz %50'nin yukarısında olduğu zaman biraz tehlike çanları hafiften çalmaya başlar diye düşünüyoruz. Halka açıklık oranı tabi sektörel bazı baktığımız zaman ise yine sektöre göre de biraz hatta bayağı bir fazla arkadaşlar. Yani şirketin ikinci sıkıntısı da halka açıklık oranı. Şimdi kaldıraç oranına sektörel bazı baktığımız zaman sektör ortalaması 86'larda, yani bu anlamda gayet başarılı diyebiliriz. Şimdi net borç bile öz kaynaklara bakarsak da yani sektörüyle hemen hemen kafa kafaya diyebiliriz. Buradan çok ufak bir fazlalığı var ama yani çok da önemli bir fazlalık değil. Yani %10 bile değil, yani öyle söyleyelim, çok ufak bir fazlalık, önemli değil, eşit diyebiliriz buna. Şimdi burada karlılıklara baktığımız zaman aktif karlılığının %18 olduğunu ve sektör ortalamasının %2'lerde olduğunu söyleyelim. Yani burada inanılmaz bir fazlalığı var aktif karlılığı anlamında, sektörüne göre gayet başarılı. Öz sermaye karlılığına baktığımız zaman ise %39 olduğunu görüyoruz ve sektör ortalaması %17. Yani bu anlamda da sektörüne göre gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi FK'ya baktığımız zaman FK'mız 3,86 ve sektör ortalaması 6,81. Bu anlamda sektörünün neredeyse yarı fiyatına gelmiş durumda, FK anlamında oldukça ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi PD/DD'ye baktığımız zaman ise sektör ortalaması 1,17 ve şirketimizin 1,51 olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda birazcık bir pahalılık var ama 1,51'lik PDD'de de çok düşük diyebiliriz. Ama yani pahalılıkla karlılıkla kombinlersek burada bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Şimdi burada FD/FAVÖK'e baktığımız zaman asıl pahalılık burada karşımıza çıkıyor. Az önce zaten demiştik FD/FAVÖK. Bakmadan önce FAVÖK'lerin büyümesinde bir sıkıntı var. Yani FAVÖK'ler biraz yavaş büyüyor diye bir, hatta bunu olumsuz bir yön olarak belirtmiştik. Ve baktığımız zaman da çarpan anlamında da sektörüne göre oldukça pahalı kalmış bu anlamda. Şimdi piyasa değeri bölü satışa baktığımız zaman sektörün bir miktar aşağısında kaldığını söyleyelim. Yani bu anlamda da yine başarılı diyebiliriz. Yani yine aslında başarılı demek çok doğru olmaz. Yani başarılı her ne kadar desem de çok ufak bir fark var. Yani dengede diyebiliriz burada. Net borç bölü FAVÖK'e baktığımız zamansa yine yüksek ihtimalle FAVÖK'ten kaynaklı olarak oldukça yüksek bir net borç bölü FAVÖK'e sahip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu anlamda da yine sektöre göre iyi kalmamış. Şimdi son olarak da PEG rasyosuna baktığımız zamansa hem net kar hem de hisse başı kar anlamında PEG rasyosunun oldukça düşük olduğunu görebiliyoruz. Yani biri 0.04, biri de 0.05 ve baktığımız zaman biz 1'in altında olmasını istediğimizden dolayı ve bu rakamlara bakarsak da oldukça düşük kalmış arkadaşlar PEG rasyosu. Bu anlamda da büyümesinin hala fiyatlara yansımadığını buradan görebiliyoruz. Evet, genel bir yorum yapacak olursam arkadaşlar, piyasa değeri ve ödenmiş sermayesi oldukça düşük. Bu anlamda bu şirketi beğenmemdeki ana sebeplerden birisi buydu. Ve de baktığımız zaman çarpanlar da gerçekten ucuz kalmış. Yani FK özellikle çok ucuz kaldığını düşünüyorum sektörel bazı olarak. Ve de karlılıklar da özellikle aktif karlı anlamında da gayet başarılı bir performans sergilemiş sektörüne göre. Yani genel anlamda şirketi beğendim arkadaşlar. Tabii ki de olumsuz yönleri var. Halka açıklık oranı gibi, FAVÖK'ler gibi. Yani bunlar olumsuz yönleri ama olumlu yönlerinin olumsuz yönlerini bastırdığını düşünüyorum. Şimdi burada artık temel anlamda çoğu şeyinden bahsettiğimizi düşünüyorum. Şimdi artık gelelim işin teknik analiz
kısmına. Öncelikle burada şirketimizin adını açıklamak istiyorum. Şirketimizin adı arkadaşlar Derlux Yatırım Holding. Şimdi öncelikle Derlux Yatırım Holding'in burada grafiğini açalım arkadaşlar. Burada baktığımız zaman Kasım 2020'de 12 liraya kadar çıktığını neredeyse görüyoruz. Ve buralardan 3.77'ye kadar indiğini görüyoruz. Ve buralarda bir akümüle olmaya başlamış. Ve yaklaşık olarak Haziran 2021'den beri, yani neredeyse bir seneden beri burada akümüle olduğunu görüyoruz. Ve baktığımız zaman geçmişinde de 5.72 gibi önemli bir direnç bölgesi mevcut. Ve ben bu 5.72'yi ve bunun altında kalan yeşil mumu şöyle çizdiğim zaman arkadaşlar, bu bölgenin önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ve son hafta itibariyle de bu bölgeyi yukarıya doğru kırdığını görüyoruz. Yani ben şöyle şöyle bir destek bölgesi olarak buraya yazayım arkadaşlar öncelikle. Evet, destek bölgesi diye yazalım. Şimdi destek bölgesine de baktığımız zaman, evet, destek bölgesinden bir yukarıya doğru kırılım mevcut. Peki yukarıya kırdıktan sonra bu şirketin, daha doğrusu bu hissenin nerelere fiyatlanabileceğine bakacak olursak da burada karşımıza çıkan ilk direnç bölgesi burada 7.64 bölgesi olacaktır. Hemen oraya da şöyle bir yatay çizgilerimizi çizelim. 7.64 ve de kırmızı mum kapanışı, yani direkt şu iğneyi aldığımız zaman 7.64 ve 8.25 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olarak karşısına çıkabilir. Hemen buraya da bir direnç bölgesi olarak yazalım arkadaşlar. Direnç bölgesi olarak da burayı belirledik. Şimdi bu bölgede şu anki fiyatına göre yaklaşık olarak şöyle cetvelimizi alırsak yaklaşık olarak %31-%41, yani biz buna düz hesap %50 diyelim arkadaşlar. %50 yukarıda olduğunu görüyoruz. Yani %50'lik bir direnç bölgesi var bir sonraki direnç bölgesi olarak. Ve bu %50'lik gidebilmesi için gerçekten de yeterli çarpanlara sahip mi? Şimdi ona bakalım. Şimdi öncelikle burada çarpanlarına baktığımız zaman FK çarpanı özellikle çok fazla gözümüze çarpmıştı. Ve öz sermaye karlılığıyla FK'yı kombinlersek bakalım nasıl bir potansiyel karşımıza çıkacak. Şimdi öncelikle 39,1 bölüm 17,1 yapalım. Şirketin öz sermaye karlılığı anlamında sektöre göre ne kadar iyi olduğunu bulalım. Ve baktığımız zaman bu işlemin sonucu 2,28 çıktı. Şimdi FK ile çarparsak 2,28'i 6,81 ve şirketin FK'sına bölersek 3,86, o da bakın yaklaşık olarak 4 katlık bir potansiyel karşımıza çıktı arkadaşlar. Ve baktığımız zamansa dünkü kapanışımız yaklaşık olarak burada yaklaşık değil hatta tam olarak 5,89 olduğunu görüyoruz. Yani 4,03 çarpı 5,89 yaptığımız zaman karşımıza çıkan hedef fiyatımız 23,76 arkadaşlar. Yani 23,76'ya kadar FK anlamında bir sıkıntı olmadığını bizlere gösteriyor aslında buradaki hesaplamalar. Ve baktığımız zaman direnç bölgemizde 8.25 ve 7.64 bölgesinde. Tabii daha yukarılara çıkarsa da bu sefer de üst bölgeler var. Orası da yaklaşık olarak 11.91 ve şuradaki yeşil kapanışı alırsak o da yaklaşık olarak 10.23 seviyelerinde. Yani buralara kadar da aslında bir nevi hareketlenebilir. Tabi burada sizin yatırım yaptığınız zaman vadenize bağlı. Belki uzun vade düşünebilirsiniz. Belki kısa vade düşünebilirsiniz. Burada tabii ki yatırımın vadesi tamamıyla size bağlı. Şimdi direnç bölgesi olarak da buraya da ayrıca yazalım. Çünkü gerçekten de bir alttaki direnç bölgemiz bir miktar aşağıda kalmış. Burayı da direnç bölgesi olarak çizelim. Evet arkadaşlar, destek bölgemizi belirledik. Direnç bölgelerimizi belirledik. Bakalım direnç bölgelerine doğru bir hareketlenme gelecek mi? İlerleyen günlerde bunu göreceğiz arkadaşlar. Ayrıca bu şirketin bilançosu da cuma günü akşama açıklandı. Bundan dolayı da daha hala fiyatlanması belki de yapılmadı. Gerçi son bir iki hafta bakın şöyle sert hareketler olmuş biraz. %9, %8'lik. Ama ben hala ucuz kaldığını düşünüyorum. Bakalım direnç bölgelerine doğru bu bilanço fiyatlanacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu kapatmadan önce her zamanki gibi uyarımı yapmak istiyorum. Bu videoda anlattığımız hisse kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği içermemektedir. Siz de mutlaka kendi analizinizi yapın. Hisseleri kendi süzgecinizden geçirin. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.